Herkese merhaba arkadaşlar, günaydın. Bugün günlerden cumartesi. Eşim bugün öğlen gelecek. Yani 12.30-1 gibi evde olur. Benim canlı dersim saat 10'da. O yüzden önce ilk bir paragrafla başlıyoruz yine. Paragrafımızı çözeceğiz. Daha sonra vaktimiz kalırsa video izleriz. Video izlemeye vaktimiz kalmazsa direkt canlı derse geçeriz. Ama kalır diye düşünüyorum. Çünkü saat şu anda daha 8. Bu yüzden vaktim kalır diye düşünüyorum. Yine gelişim psikolojisinden bir video izlerim. Daha sonra can dersime geçerim zaten. O zaman hızlıca 30 paragrafla başlıyoruz. Görüşürüz. Böyle sola sola oturup onu düşünüp bu dönemi takmaya çalışıp gözünü ayırmaz oradan. Bildin mi? Dikkat, konsantrasyon dediğimiz durum. Tabii ki kabul edilecek. Peki. Peki. Bugün blok materyaller değil mi arkadaşlar? Tüm materyaller içerisinde çocukların en fazla rağbet gösterdikleri, en fazla öğretmenim blok materyalleri verir misin? Koy yapacağım arkadaşlarımla, ev yapacağım arkadaşlarımla dediğim materyaller mi? Evet. Çocukların en fazla rağbet gösterdikleri materyaller. Sürü içerisinde. Açık raf sisteminde kesinlikle ne yapalım? Tutulmalı. En fazla rağbet gösterilen bu materyaller açık raf sistemiyle beraber şeffaf kutularda ve dikkat ediniz menteşesiz kapaklarda mendek parmak sıkışabilir. Okul öncesinde menteşe kullanılmaz. Menteşesiz yönetmek maddesidir. Menteşesiz kapaklarda efendime söyleyeyim ve alçak raflarda bulundurulmalı. Neden alçak raflarda?
hiç olmamalı. Hiç olmamalı. Olamaz. Sayfa yapısı dediğimiz süre bile. Sayfa yapısı. Çocuk edebiyatını anlatacağız. Sayfa yapısı parlak olamaz arkadaşlar. Bunlar edebiyat dersinde anlatacağım. Sanırım. Sayfa yapısı parlak olamaz. Tamam. Bu en meselesi bu. Dil gelişimi kesinlikle ön plandadır. Efendim alıcı dil, ifade edici dil. Bunlara karşı katkı sağlar. Geçtim müzik merkezine. Müzik merkezinde bizim baz aldığımız temel model orftur. Tamam. Orf merkezidir. Orf merkezidir. Orf merkezi diyorum. Yani orf metodudur. Bizim okulu biz 2013 programımızın baz aldığı metot. Orftur ki orfun meşhur neleri vardır? Vurmalı, ritimli, çalgıları, orf çalgıları. Müzikle ilgili bilgi becerilerini desteklemek falan genel geçer. Aklımda hocam çok önemli. Okul öncesi durumda müzik merkezinde olması çocukların hem erken dönemde müzik eğitimiyle ilgili bireysel bilgi becerilerinin oluşmasını. Ya falan fıstık işte bu tarz şeyler arkadaşlar müzik merkeziyle alakalı konuşacaklarımız genel itibariyle bunlar. Metalofonundan, kısilefonundan, marakasından, çelik üçgeninden, CD'lerinden, efendime söyleyeyim plaklarından falan birçok şeyine kadar ne vardır müzik merkezinde? Bu durumlar vardır ki biz müziğin zaten çocuklar ciddi anlamda gevşettiğini biliyoruz. Değil mi? Veya o çocuklara bir şeye dikkatini çekmek noktasından. Bir diğeri. Hocamın ellerinden arkadaşlar. Arkadaşlar can dersim bitti. Eşim geldi. Menemen yaptı sağ olsun. Birlikte onu yedik. Şimdi o duşa girdi. Ben de tekrar derslerimi izlemeye devam edeceğim. Daha sonra da alışverişe çıkacağız. Yine o zaman da size çekmeye çalışırım. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar biz hazırlandık. Böyle gidiyoruz. Bu ayna niye böyle gösterdi? Şöyle böyle bak. Ha, böyle daha iyi. Böyle işte. Değişik bir asansörümüz var. Evet arkadaşlar biz eve geldik. Çok fazla yorulduk. Aşırı yorulduk. Direkt aldıklarımızı bıraktık ve oturduk. Çünkü bayağı fazla şey aldık. Bir de oradan buraya taşıdık. O yüzden bayağı yorulduk. Orada evimde çekim yapmak yasak olduğu için çekemedim maalesef. Ama belki aldıklarımı gösteririm. Belki göstermem bilmiyorum. Öyle ben şimdi cennet hurması yiyeceğim. Eşim de çikolata yiyor. Görüşürüz. Arkadaşlar biz yemeğimizi yedik. Ben çok hastayım o yüzden videoyu burada kapatıyorum.
Hoşça kalın, kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Like, like, like. Görüşürüz, kendinize iyi bakın. Görüşürüz.